Gökhan şöyle bir soru sormuş. Demiş ki hocam işte customer sonra küçük c ile başlayan customer. Sonra onu biliyoruz, Niye böyle bir şey yapıyoruz? Şöyle ki arkadaşlar. Klası şu şekilde düşünün. Klas dediğimiz yani customer burada. Müşteri objesinin, olgusunun kendisini anlatır. Fakat örneğin bir mağaza için Engin Demir olarak ben de bir müşteriyim. Ali Ayşe de bir müşteri olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla customer müşterinin yapısını, iskeletini anlatır. Her bir müşteri Engin, Ali, Ayşe şeklinde. Bunlar da bunların birer örneğidir. Bu durumda, bu durumda buraya baktığımız zaman buradaki customer aslında e, objenin kendisini anlatır. Yani olgunun kendisini anlatır. E, küçük harfle yazılan customer ise herhangi bir müşteriyi anlatır. Burada biz genellikle aynı isimle kullanırız ki kullanırken şu customer'ın hani bir müşteri olduğunu bilelim diye. Ama sen özellikle küçük harfle yazılan kısımda, büyük harfle yapılan yazılan kısımda olguyu anlatıyorsun. Ama küçük harfle yazılan kısımda örneği anlatıyorsunuz. Örneğin şöyle bir şey olabilirdi yani. Customer türünde örneğin engin şeklinde bir şey tanımlayabilirdiniz. Ve onun new customer diyerek söyleyebilirdiniz. Peki oradaki new ne işe yarıyor? Yani customer engin eşittir new customer dediğinizde new ne işe yarıyor? New de bir instance üretme yani örnek üretme. Kısacası ismi engin olan, türü customer olan bana bellekte bir tane Müşteri üret demiş oluyorsunuz. Yani bir instance, örnek oluştur demiş oluyorsunuz. Sorunun devamına gelecek olursak, burada şöyle bir şey denmiş, işte bir customer nesnesi oluşturulmuş ve customer nesnesini bir sıfırdan yüze kadar ki, yani 101 kere çalışacak bir döngünün içerisinde customer1.id'yi, her seferinde set etmiş. Yani değer vermiş. Şimdi bu durumda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Siz müşteri nesnesine yani bu customer 1 nesnesine döngünün her bir elemanında, her bir dönüşünde customer 1'in ID'sini işte 1, 2, 3, 4 diye sürekli değiştiriyorsunuz. Yani bunu şöyle düşünün. Bir müşteri var karşınızda. Müşteriye diyorsun ki sürekli senin numaran şimdi 1, şimdi 2, şimdi 3, şimdi 4, şimdi 5. Yani döngüde bunu yapmış oluyorsunuz. Kısacası döngünün döngü bittiğinde müşteri birin ID'si kaç oluyor? Küçük eşittir 100 olduğu için ID i 100 olacağından dolayı döngü bittiğinde Müşterinin id'si 100 olarak kalacaktır. Diğerleri tamamen üzerine yazıldığı için bir anlamı yok. İkinci döngüye baktığımız zaman burası birçok programcının aslında yaptığı hatadır. O da şu. Yine 0'dan 100'e kadar yani 101 kere çalışacak bir döngü yapmış. Orada müşteri 2 diye bir nesne oluşturmuş. Her seferinde yalnız bunu oluşturuyor. Ve her seferinde müşteri 2'nin id'sini j yapıyor. Burada j her seferinde yani döngüde yine set edileceği için son değer olan yani bu iş bittiğinde j'nin değeri yine 100 olacaktır. Aynen yukarıdaki i'de olduğu gibi. Sonuç olarak siz aslında şu döngü iki döngünün bitiminde tam olarak şurada customer'ların ID'lerini yazsanız ikisinde de 100 alırsınız. Ama burada ciddi bir ölümcül hata var. O da şu. Siz yukarıdakinde de bir kere oluşturdunuz ve her seferinde sadece ID'yi değiştiriyorsunuz. Ama aşağıdakinde her seferinde New'i çalıştırdığınız için New demek yeni üret demek, yenisini üret. Dolayısıyla siz Customer 2'yi her seferinde bellekte yeniden üretiyorsunuz. Kısacası aslında sizin döngünüz bittiğinde, döngünüz 101 kere çalışır. Döngünüz bittiğinde bellekte 101 kere 101 kere müşteri oluşmuş olur. Peki hangisi customer 2'ye karşılık gelir? Sonuncusu. Yani 101. Peki öndeki 100 tane eleman ne olur? Hepsi birazdan garbage kolektör tarafından o referansları tutan kimse olmadığı için garbage kolektör tarafından yani çöp çöp toplayıcı tarafından bellekten uçurulacaktır. Çünkü o referansları tutan kimse yok. Daha detay için eğitim, eğitimdeki referans tiple değer tipin farkını anlama videosunu ki o çok önemli bir videodur, derstir. Onu tekrardan izlemenizi tavsiye ederim.